Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Bakanlık organizesinde Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı katkılarıyla gerçekleşen Gönül Sofrası iftar programına katılmak ve toplu açılış merasimi gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Eroğlu'nu havaalanında Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, ilçe başkanları ve protokol karşıladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu ilk ziyaretini Kahramanmaraş Valiliğine yaptı ve ziyaretçi defterini imzaladı. Bakan Eroğlu, protokol eşliğinde Kahramanmaraş Valiliği makamında kısa bir konuşma yaptı. Temel atma araştırmamız var. Çok sayıda tesis temel atacağız Allah'a şükür. 16 tesis, 278 milyon TL'lik bir temel atma araştırmamız var. Ayrıca müddetimiz ormanın özellikle ve milli parklarında DSE ile birlikte onların da müjdeleri var. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ziyaretle ilgili ilk olarak kısa bir konuşma yaptı. Saygıdeğer Bakanım, değerli hazırın, bugün Orman ve Su İşleri Bakanımız arkadaşlar, bütün bakanlığıyla beraber ilimizde zat-ı alileri ve heyeti aliyeleriyle beraber gerçekten Kahramanmaraş ilimizin iyileştirilmesi gereken alanlarını önceden stratejik bir şekilde tespit etmiş, tarif etmiş, tescil etmiş, bunları projelendirmiş, bize hizmet olarak sunmuş olarak teşrif ettiler. Ardından valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Eroğlu, Kahramanmaraş'a daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi yine eli dolu geldiğini ifade etti. Müjdelerle geldik. Heybemiz dolu geldik bir defa. Hatırlarsanız ben en son buraya Kasım ayında gelmiştim. 12-13 Kasım'da geçen sene geldik. Buraya çok sayıda müjde verdik. Bir takım temel atma açılış merasimleri yaptık. Aradan fazla bir zaman geçmedi işte görüyorsunuz. 6-7 ay sonra tekrar buradayız. Ben her sene en az bir defa iki defa Kahramanmaraş'a geliyorum. Yatırımları çok sıkı takip ediyoruz. Ve de bugün de inşallah burada önemli hizmetlerin müjdesini vereceğiz. Bir kere birinci husus, biliyorsunuz burada bugün Allah nasip ederse stadyumda hem iftar var, hepiniz iftara davetlisiniz, açık, herkes açık. Aynı zamanda iftardan önce 16 tesisin temel atacağız. Toplam 278 milyon TL'lik bir yatırım yapacağız. Ben bunun hayırlı olmasını diliyorum. Eroğlu konuşmasında Kahramanmaraş doğasıyla, coğrafyasıyla, ekonomisiyle güzide şehirlerimizden bir tanesidir. Bölgesinde saklı kalmış bir cennettir. Bu değeri gün yüzüne çıkarma adına projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz dedi. Beklenen 4 tane müjdeyi söylüyorum şu anda. Dulkadiroğlu Çamlıbel Göleti sulaması. Bu projesi yapılıyor. İnşallah bu sene bunun temelini atacağız. Madde 1. Madde 2, Elbistan'da büyük yapalak göleti sulaması. Bunun projeleri hemen hemen bitti. Bu sene onun da temelini atacağız. İnşaat yerlisi. Göksun, yeni yapan göleti ve sulaması. Bunun da Ağustos ayında, bu sene Ağustos veya yetişmesi Eylül ayında inşaat yerlisi yapılacak. Etti 3. Pazarcık, Armutlu baraj ve sulaması. Bunu da Allah nasip etse Eylül ve Ekim ayında projeler yapılıyor, hızla bitecek. Eylül ayında temeli atabilir miyiz? Veya Ekim ayında inşallah inşaat ihalesini yapacağız. Yani ihalesi yapılacak mühim olan, ama ihale neticelenince temelini de atarız. 4 tane büyük müjde DSE'ye ait. Ormanlığında 5 tane müjdesi var. Arkadaşlar bu sene özellikle erozyonla mücadele ve aynı zamanda toprağın nehirlere akmasını önlemek maksadıyla büyük bir ağaçlandırma seferberliği yapıyoruz. Bakan Eroğlu, Akdeniz GEP projesiyle ilgili de bilgi verdi. Ve böylece Akdeniz GEP dediğimiz bu muazzam projede Allah'ım izin verse 2019 yıl sonunda tamamlanıyor. Hatta Cumhurbaşkanımızın talebi, ya bunu biraz daha geriye çekin şeklinde bir talebi var. Onu çekebilirsek çekeceğiz inşallah. Zaten bir de şu müjdeyi vereyim. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 Mayıs'taki konuşmasında bütün bakanlıklara talimat verdi. Dedi ki 6 ay içinde yapacak çalışmaları bana getirin. Biz de hazırladık.
Hatta bugün uçakta gelirken son rötuşlar yaptık. Allah nasip ederse 400 tane dev tesisi açılışını yapmak üzere hazırlık yapıyoruz. 400 tane tesis daha Türkiye'ye kazandıracağız. Hedefimiz 21 Kasım saat 11'e kadar hazırlıkları yapacağız. Cumhurbaşkanı ne zaman emrederse bu tesislerin açılışını yapacağız. Bizim hedefimiz 21 Kasım saat 10:59'a kadar 2017 bunu bitirmek şeklinde olacak.